Peki BioNTech bu konuda ne düşünüyor? Biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de de bizim kullandığımız aşılardan bir tanesi ve bu işin başlangıç noktasında dünyaya umut veren şirketlerden bir tanesiydi BioNTech ve Pfizer'le birlikte. Uğur Şahin, Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci çok konuşuldular. Onlar aşı patentleri tartışmasına dahil oldular. Türeci diyor ki aşı formüllerinin paylaşılmasının üretimi arttırmayacağını düşünüyoruz. Bu yaklaşıma karşı çıkıyoruz diyorlar. Patentler aşı üretimini kısıtlayıcı faktörler değil. Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech kurucularından Profesör Doktor Özlem Türeci, aşı patentlerinin kaldırılmasının iyi bir fikir olmadığı görüşünde. CNN International'a konuşan Türeci, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın aşı patentlerini kaldırmaya destek vermesine karşı çıktı. Bu hamlenin aşı üretimini en az 12 ay hızlandırmayacağını savundu. Profesör Türeci, aşı üretiminde formüllerin yanı sıra teknik uzmanlığında kilit olduğunu söyledi. Düzgün ve güvenli aşı üretebilmek için sırayla ve dikkatli bir şekilde uygulanması gereken 50 bin adımlık bir üretim sürecimiz var. Yoksul ülkeler ve sivil toplum kuruluşları Dünya Ticaret Örgütü üzerinden aşı formüllerinin paylaşılması için baskı yapıyor. Ancak aşıları üreten ilaç firmaları bu karara karşı çıkıyor. Patentleri kaldırmanın üretimi kısa vadede artırmayacağını ve üreticilerin teşviğini kıracağını savunuyor.